Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sektörünün uzun süredir beklediği müjdeyi vererek yerli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerine başlanması yönünde karar alındığını açıkladı. Küresel savunma medya organları ise açıklamanın büyük bir heyecan yarattığına vurgu yaparak şimdiden uçak gemisinin özelliklerine ilişkin tahminlerin yürütülmeye başlandığı bilgisini paylaştılar. Dünyanın en saygın uluslararası askeri denizcilik yayın organlarından Navy Recognition'da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk donanması için ilk uçak gemisini istiyor. Başlığıyla verilen haberde Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan karara değinilerek şu ifadelere yer verildi. Komite, aralarında Milgem sınıfı fırkateynlerin, açık kıyı savunma araçlarının, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni jenerasyon mayın avcısı gemilerin, saldırı botlarının inşasına başlanmasının yanı sıra ülkenin ilk uçak gemisinin tasarım aşamasına geçilmesi yönünde de karar aldı. Türk savunma sektörü 5,5 milyar dolarlık rekor bir savunma ihracat hacmi yakalayarak bir önceki yıla göre %27'lik bir büyüme yakaladı. Savunma sektörüne olan küresel güven Türkiye'nin savunma ürünlerini alan ülke sayısının 176'dan 185'e çıkmasıyla da kendisini göstermekte. Yayın organı Türk ordusunun aralarında Somali, Irak, Suriye ve Katar'ın da bulunduğu bölgelerde askeri varlığını sürdürdüğünü ve uçak gemisiyle birlikte bu gücün vurgulanmak istendiği yorumunda bulunurken, yerli uçak gemisi sayesinde Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de hem denizde hem de havadaki askeri gücün arttırılmasının planlandığına vurgu yapıldı. Analiz yazısında Türkiye'nin ayrıca Mısır'ın yükselen deniz gücüyle rekabet halinde olduğu ve ön plana çıkmasının beklendiği ifadesine de yer verildi. Küresel denizcilik yayın organı Naval News'de, Türk hükümeti uçak gemisi ve yeni 4 adet İstanbul sınıfı fırkateyne yeşil ışık yaktı başlığıyla yayınlanan analiz yazısında, Türkiye'nin milli uçak gemisi projesinin denizcilik dünyasında heyecan yarattığına değinildi. SSEİK toplantısından merakla beklenen karar çıktı ve ulusal askeri gemi projeleri kapsamında milli bir uçak gemisinin tasarım aşamasına geçilmesine karar verildi. İfadesiyle gelişmeyi okuyucularına duyuran yayın organı, yeni gemilerin yanı sıra yeni füzeler, radarlar, elektronik harp cihazları, mühimmatlar, silahlar, savunma sistemleri, uydu ve uzay sistemleri başlıklarında da önemli kararlar alındığının altını çizdi. Uçak gemisi kararı Türk donanmasının yenilenmesi ve genişlemesine ilişkin en önemli adımlardan birisi. Yorumunda bulunulan analiz yazısında, toplantıdaki tek şaşırtıcı karar TF-200 destroyerlerinin inşasına ilişkin hiçbir vurgu yapılmamış olmasıydı ifadesine yer verildi. Küresel savunma medyasının en büyük yayın organı olarak kabul edilen İngiltere merkezli Jane's Report ise, gelişmeyi okuyucularına Türkiye, İstanbul sınıfı fırkateynleri ve uçak gemisi projesini onayladı başlığıyla duyurdu. Kate Tringham imzasıyla yayınlanan analiz yazısında 4 adet İstanbul sınıfı fırkateynin hali hazırda inşa halinde olduğu ve 4 yeni fırkateyn ile donanmanın güçlendirilmesinin beklendiği yorumunda da bulunuldu. Analiz yazısında milli uçak gemisine ilişkin şu ifadelere yer verildi. Uçak gemisi yapımının ilk aşaması, kabul edilen tasarım ve ilerleme süreci Türkiye hükümeti tarafından resmen başlatıldı. Uçak gemisinin yanı sıra yeni insansız hava araçları ve insansız kara araçlarının da Türk ordusunun envanterine katılması için çalışmalara başlanacağı bilgisine yer verildi. Türkiye'nin yeni uçak gemisi projesine ve tasarımına ilişkin bir zaman dilimi ya da detay henüz verilmedi. Küresel denizcilik sektöründe şimdiden uçak gemisinin hafif sınıf olacağı ve ağırlıkla İHA platformu olarak kullanılabileceği tahmininde bulunuluyor. Milgem projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Bugüne kadar Ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz Sancaktar ve Bayraktar deniz kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin İlk istihbarat gemisi Ufuk'u bu sene içinde hizmete soktuk. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak törenini de sene içinde gerçekleştirdik. Ulak, Salvo, Sancar, Mir, Albatros,
Marlin gibi projelerle insansız deniz araçlarımızı donanmamıza kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir sene olacak. Muharip insansız savaş uçağımız Kızıl Elma üretim hattına girdi. Motor entegrasyon testleri başarıyla tamamlandı. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene milli muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını 2023'te yapacağız. Ayrıca insansız kara ve deniz araçları, milli denizaltı, yapay zeka, robotik gibi çeşitli alanlarda başlattığımız projeleri de süratle neticelendireceğiz. Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın Süper Ligi'nde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak mücadelemizi sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, Türkiye olarak bu sistemlerin birçoğunu kendimiz üretmek ve kullanmakla kalmıyor, Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz. Kardeş Pakistan'ın savunma altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı veriyoruz. Bu anlayışla imzalarını 2018'de attığımız Pakistan Milgem Korvet projesiyle savunma sanayi işbirliğimizde önemli bir merhaleyi geçmiş olduk. Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet Milgem sınıfı korvet inşa etmek üzere başlattığımız projede gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Bu gemilerin ikisi ülkemizde, ikisi Pakistan'da inşa ediliyor. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da yine Türk savunma sanayi ürünleri arasından seçiliyor. 2021'in Ağustos ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür gemisinin suya indirme törenine iştirak etmiştik. 2022'nin Mayıs ayında ise Bedir gemisi Karaçi'de suya indirilmişti. Bugün ise Pakistan Milgem Korvet projesi kapsamında 3. gemi olan Hayber'in suya indirilme törenini icra ediyoruz. 4. ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in Şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz.